Macaristan'daki sıralamaların ilk seansı kuru bir zeminde gerçekleşti. %90 yağmur ihtimali olması sebebiyle pilotlar hemen piste çıkarak hızlı turlar atmaya başladılar. Seansın son dakikalarında pist şartları beklenenden fazla iyileşti ve normalde piste çıkmayı düşünmeyen pilotlar dahi kendisini sağlama almak için piste çıktılar. İlk seansta Racing Point pilotları Sergio Perez ve Lance Stroll 1 ve 2. olurken onları Mercedes'ten Lewis Hamilton ve McLaren'den Carlos Sainz takip etti. Perez'in turu geçen sene aynı seansta en hızlı isim olan Verstappen'in derecesinden 1.2 saniye daha hızlıydı. Williams pilotları George Russell ve Nicholas Latifi 9 ve 15. sırada ikinci seansa geçmeyi başardılar. İlk seansta elenen isimler Alfa Tauri'den Daniel Kiat'la Haas pilotları Kevin Magnussen ve Roman Grosjean, Alfa Romeo pilotları Antonio Giovinazzi ve Kimi Raikkonen oldular. Böylece 6 Ferrari motorlu araçtan 4'ü ilk seansta sıralamalara veda etmiş oldu. Bu arada Sainz ve Giovinazzi arasındaki engelleme olayının yarıştan sonra inceleneceği duyuruldu. Sıralamaların ikinci seansı da kapalı gökyüzü ancak kuru zeminde gerçekleşti. Mercedes Racing Point ve Renault pilotları seansın başına orta lastiklerle en hızlı turlarını attılar ve Esteban Ocon haricinde diğer isimler ikinci seansa geçebilecekleri zamanlar elde ettiler. İkinci seansın son haklarında Racing Point pilotları orta lastiklerle devam ederken diğer pilotlar yumuşak lastiklere geçtiler. Seansın sonunda Lewis Hamilton 1.14 261'lik derecesiyle en hızlı isim olurken onu takım arkadaşı Valtteri Bottas takip etti. Mercedes pilotları son bölümde yumuşak lastiklere geçseler de derecelerini iyileştirmediler. Max Verstappen son anda Charles Leclerc geçerek 3. olsa da Mercedes'in 0.7 saniye gerisinde kaldı. 4 ve 6. sıralardaki Ferrari pilotlarını McLaren pilotu Lando Norris ayırırken Racing Point'ten Lance Stroll 7., takım arkadaşı Sergio Perez 9. oldu. İki pilot orta lastiklerle ikinci seansı geçmeyi başardılar. Böylece yarınki yarış kuru zeminde başlarsa Mercedes ve Racing Point pilotları yarışı orta lastiklerle başlama hakkını elde ettiler. Alfa Tauri ile seans boyunca motor sorunu yaşadı söyleyen Pierre Gasly buna rağmen 10. olarak son seansa geçmeyi başardı. Renault pilotları ilk hızlı tur orta lastiklerle attıktan sonra ikinci haklarında yumuşak lastiklere geçtiler ancak stratejik bir karar vererek yumuşak lastiklerle derecelerini iyileştirmediler. Daniel Ricciardo 11. sırada kalarak elendi ancak yarınki yarışı istediği lastikle başlama hakkını elde etti. Williams pilotu George Russell geçen hafta sonu olduğu gibi bu hafta sonu da kuru zeminde 12. olarak iyi bir sonuç elde etti. Hızlı turunda trafiğe denk gelen ve aynı zamanda hatalar yapan Red Bull sürücüsü Alex Albon 13. olarak elenirken onu Renault'dan Esteban Ocon ve ilk defa Q2'ye geçmeyi başaran Williams sürücüsü Nicholas Latifi takip etti. Mercedes'in tamamen domine ettiği son seansta pol pozisyonu 1.13.447 ile pist rekorunu kıran Lewis Hamilton'ın oldu. Hamilton böylece bu sene ikinci, Hungaroring'deki renkteki ise 7. pol pozisyonunu kazandı. Ayrıca Michael Schumacher'in bir pistte en fazla pol kazanma rekorunu da kırdı. Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas son anda Hamilton'la farkı 0.107 saniye kadar düşürse de ikinci olmaktan kurtulamadı. Mercedes sürücülerinin arkasında pembe Mercedes olarak adlandırılan Racing Point'ten Lance Stroll ve Sergio Perez ikilisi vardı. Racing Point sürücülerinin dereceleri pole pozisyonundan yaklaşık 1 saniye geride kaldı. Gridde ilk iki çizgi Mercedes ve Racing Point kapatırken 3. çizgi Ferrari pilotları Sebastian Vettel ve Charles Leclerc oldu. Birbirine çok yakın olan Ferrari pilotlarının dereceleri pole pozisyonundan 1.3 saniye daha yavaştı. Bu arada Ferrari bu sene ilk defa iki pilotuyla birden son seansa geçmeyi başardı. Sezon sezona büyük umutlarla başlayan ve aynı şekilde buraya büyük umutlarla gelen Red Bull seansının hayal kırıklıklarından birisi oldu. Max Verstappen pol pozisyonunun 1.4 saniye gerisinde ancak 7. olabildi. McLaren pilotları Lando Norris ve Carlos Sainz 8 ve 9. olurken son seansa kalmayı başaran ancak güç ünitesi sorunu yaşayan Pierre Gasly piste çıkmadı. Bu yüzden sıralamaları 10. sırada tamamladı. Yarış pazar günü Türkiye saatiyle 16.10'da başlayacak.